Sınav anında baş etmede zorluk çekilen bazı hususlar söz konusu. Bunlardan ilki aslında sınava yüklenen anlamla ilgili. Kişiler sıklıkla kaygıyı ve korkuyu, yoğun korkuyu yaşadıkları anlarda sadece sınav anında oluşabilecek, kişinin kontrolü dışında gelişebilecek ya da kişinin kendi kontrolünde olduğunu varsaydığı hususlarla yaşayabileceği felaket senaryolarına inanmak ve bunun aslında peşine kapılıp gidiyor olmakla ilgili bir güçlük yaşamaktadır. Bu ne demek? Kesin anlamayacağım, yetersizim, bunu yapamıyorum, bir soruyu anlamıyor olmam diğer soruların hiçbirini anlamadığım anlamına gelir. Eğer X Üniversitesi'nin Y bölümünü kazanmıyor olursam ben bir hiçim, başarısız olursam kimse beni sevmez gibi, bu soruyu anlayamadım, diğer soruya geçmek için ilk önce bu soruyu bitirmem lazım, bunu bitiremezsem, bunu atlayamazsam hiçbir şey yolunda gitmez. Şimdi ben bu soruda bu kadar vakit harcadım, bir sonraki soruya geçmedim, zaman kaybediyorum gibi. Aslında bir nefeste söylemekte zorlandığım, fark ettiğiniz gibi sorular hepsi, düşüncelerin hepsi kişinin o an sınav anında zihnine doluştuğunda kişinin soruya odaklanabilmekten daha çok mevcut düşüncelerine odaklaşarak olası kötü senaryolar üretme konusunda aslında çok büyük bir beceri kazanmış olduğunu bize anlatıyor. Peki bu noktada ne yapabiliriz? Aslında tam bu noktada sınav anına değil de sınav öncesindeki süreçte ki bir miktar zamanımız da var aslında. Soru çözerken ya da herhangi bir konu üzerinde konuşurken, düşünürken kendinizle ilgili aslında olumsuz bir otomatik düşünceniz, otomatik bir şekilde zihninize gelen ve size aslında yoğun bir korkunun, kaygının içerisine bırakan bir durum söz konusu olduğunda aklınızdan geçen bir durum var mı diye aslında fark edebilirsiniz. Çünkü fark ettiğiniz bir nokta olmaksızın o durumu değiştirebilmek ya da yerine başka bir şey koyabilmek mümkün değildir. O nedenle aslında burada psikoterapi odasında yaptığımız şey tam olarak şu. Kişinin sınav anına ya da sınav sürecine dair yüklediği olumsuz bir anlam söz konusuysa, örneğin bir soru yapamazsam bu benim başarısız olduğum anlamına gelir sorusu. Aslında tek bir soruyu, sınavda olan bir soruyu yapamamış olmak, yapamamış olma ihtimalinin kişinin tamamına, kendisinin tamamına yüklediği bir başarısızlık yüklemi olarak karşımıza çıkar. Bu noktada aslında bu düşünce yerine ben elimden geleni yapıyor olacağım ve bir soruyu yapmıyor olmam benim tamamımın başarısız olduğu anlamına gelmez düşüncesiyle yer değişikliği yapmaya aslında çalışıyoruz psikoterapi odasında. Ancak sizler de bu süreçte aslında zihninizden geçen olası felaketleştirme senaryolarına ait sorularınız ya da kendinize dair yüklediğiniz bazı olumsuz otomatik düşünceleriniz varsa bunların yerine aslında olumlularını, gerçeğe uygun olumlularını koyarak baş etmekte işinizi kolaylaştırabilirsiniz. Bunlardan biri X Üniversitesi'nin Y bölümünü kazanmıyor olursam beni kimse sevmez. Aslında bu gerçekleşmesiyle ilgili kendinize yüksek standart, büyük bir hedef koyuyor olmak da işinizi güçleştirmekte. Çünkü sizin sevilebilen biri olmanız ya da sevilmez biri oluyor olmanız, sevilemez biri oluyor olmanızın sonucu bir üniversitenin bir bölümüyle alakalı olmayabileceğini kendinize hatırlatıyor olmanızla ilgilidir. Dolayısıyla bir sınav sonucunun sadece o sınavdaki size anlatıyor olduğunu hatırlamak ama sizin tamamınızın bir değerlendirilmesinin notunun olmadığını kendinize hatırlatıyor olmak aslında o durumda baş etmenizi kolaylaştıracak hususlardan biri olarak ele alabiliriz. Bir sonraki husus da aslında ben seans odasında anlatırken de şuna çok dikkat ediyorum. Sınav anında sıklıkla kişinin zihni ya daha önce yapamadığı bir soruda ya da yaparken zorlandığı bir soruda kalıyor. Ya da olası olarak 5 soru sonra ya da 10 soru sonra yapamayacağına dair inandığı bir soruya gidiyor. Dolayısıyla aslında kişiyi şu an mevcut bulunduğu soruda kalmasını sağlamaya çalışıyor olmamız lazım. Bununla da ilgili bir görsel hayal etmenizi rica ediyorum. 25 katlı bir apartman düşünün ve siz aslında 25. kata çıkacaksınız. Nitekim
25 tane soru olarak bunu değerlendirebiliriz. Hayal etmenizi istediğim şey, apartmanın herhangi bir yangın merdiveni yok. Herhangi bir asansörü de yok. Ve sizin 25. kata çıkmanız lazım. Ancak bunu nasıl yapacağınıza dair merdivenin olmadığı bilgisi, yangın merdiveninin olmadığı bilgisi, iç merdivenlerinin, asansörlerinin olmadığı bilgisiyle birlikte bir çaresizlik, ümitsizlik ve aslında bir korku ve endişeye kapılma durumunuz aslında çok da insani bir reaksiyon. Tam da bu noktada aslında bir merdiven olduğunu hayal etseniz, yani birinci soruya ilk önce başlarsam, ikinci soruya öyle geçebilirim. İkiye başladıktan sonra üçe çıkabilirim. Dolayısıyla zihnimiz sınav söz konusu olduğunda bütün soruların tamamını yapmak üzerine kuruludur. Tam bunların üzerine kuruluyken aslında o aşırı genellemiş olmak, kendisine olumsuz otomatik düşünceler yüklemesi sebebiyle de direkt 25 tane soruyu yapmış olmaya ya da 25. soruyu tamamlamış olmaya odaklanır. O nedenle sınav anında şimdi birinci soruya odaklanmalıyım noktasını kendimize getiriyor olmak. Yani zihnimizi 25 tane sorudan herhangi birini yapamıyor olmaktan ziyade şu an okuduğumuz, gördüğümüz kalemle sorunun yuvarlak içerisine alabildiğimiz tarafına odaklanıyor olmak da aslında sınav anında baş etme yollarından biri olarak kullanabileceğimiz bir yöntem diyebiliriz.